maliyetleri göstersem bir görseniz. Ama biz dışarıya fiyat verirken korkuyoruz. O derece yani. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Müşteriye fiyat verdiğimizde korkuyoruz diyoruz ya bize bir şey dese. Değil mi? Yani vallahi ki. Ya kötü bir durum aslında bu mesela. Bayağı. Esnafın bu stresi yaşamasına gerek yok aslında. Yani bilmiyorum artık nasip gelecek mi gidişat. Sürekli Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor diyor ki enflasyon süper. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, TÜİK. Ama ben bir şey anlamadım. TÜİK şimdi. Sayın Başkanım siz de biliyorsunuz. Abi ben aşamayı yapmışım zaten. Rakamlarla oynuyorlar ama o doğru. Gerçek enflasyon yüzde yani şu an var. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an burada belki 200'den fazla esnaf var. İnanın ki yarısından fazlası şu an esnaf kredi borcunun dibinde. Sürekli esnafa kendini düzelsin diye kredi veriyor, destek veriyor. Faiz para veriyor. Tabii. Biz katlardan dolayı inanın ki millete fiyat vermeye utanıyoruz. Çünkü mesela eskiden 5 milyar verdiğimiz bir dolar fiyatı şu anda 10 milyar, 9 milyar olmuş. Bu bizden kaynaklanan değil, bu medyalardan kaynaklanan zamlara bizim tepkimiz olmuş. Esnaf olarak bakın şu anda 152 dükkan var bu esnaf olarak. Çalışan bir 5-10 tane makine var. Belki gezerken de gördünüz. Gördük. Çok derin bir sessizlik var. Evet, derin bir sessizlik var. Ben şahsen mobilyacı, mobilya işi şu anda durgun olduğu için sadece sileklik yapıyorum şu anda. Sıkıntı olarak bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Bunu devlet büyüklerimiz aslında bir el atmadı. Şu zamlar devletimizin elinde değil ama ana firma vermedi. Hani adamları stokluyorlar, zamlara bekliyorlar. Hani zam gelince bizim üzerimize pat atıyorlar. Biz ama bunu müşteriye yansıtamıyoruz. Az kazanıyoruz ama iş yok ki kazanalım. Böyle bir sıkıntı. Kolay gelsin. Tabi bu zamların tek sebebi stokçular değil. Türkiye'nin ekonomisi çok kötü. Ekonomi de çok kötü. Kötü yönetildiği için zamlar geliyor. İnşallah bu zam düzenir beraber değiştireceğiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Size sesiniz olacağız. Kolay gelsin. Yani en fazla 4 ay içerisinde. 4 ay içerisinde. Evet. MDF'ye %120 zam geldi. Evet, %120 zam geldi. Yani tabakası faiz... kaça alıyordunuz, kaça satıyordunuz? Ya, 4 ay önce 220'lerden falan alıyordum. Şu anda 450-480 lira alıyordum. 220'lerden arasında 450'leri satıyorsunuz. Evet. Yani bu işin sonu kötü. Bu işin sonu kötü. İşler sonu millet yatıyor. Doğru, biz geçiyoruz. Yasa durdu yani abi. Yasa durdu. Çoğu şimdi tekstilden sonra bu ülkede mobilya sektörü gelir. Mobilya sektörü de ölürse mobilya şey ve inşaat paraleldir. Aynen. İkisi de Türkiye'nin şu anda en önemli dokunuşu içerisinde. Aynen. Şimdi bu zamlar, bu... Yurt dışına gidiyor diye hem mal sıkıntısı var, hem de faiz fiyatlara fırsatçılık da yapıyorlar. Büyük toptancılar, bayiler de fırsatçılık yapıyor. Hem de fabrikalarda sıkıntı var. Yani büyük kafasına göre zam yapıyor. Her ay %10-15 zam yapıyor. Aslında orada onlara da çok rekabet yapar. Kafasına göre de şimdi elektrik artarsa, maliyet de artarsa adam mecbur zam yapıyor. Elektrikte %50 zam geldi. Ham madde artarsa o da zam yapıyor. Geçen yıl fiyatlar daha düşüktü. Şimdi dediler ki doları endeksli. Dolar da %100 zam yedi. 150 lira menafet 300 lira olması gerekiyor. Yani şu anda 450 lira. Şey söyleyeyim mi? Siz de bu işleri yıllardır yapıyorsunuz. Şu anda bu zamların temel sebebi böyle stokçular falan değil, kötü ekonomi yönetiyor. Bunu görmek lazım. Türkiye... Lira olması gerekiyor. Yani şu anda 450 lira. Bir şey söyleyeyim mi? Siz de bu işleri yıllardır yapıyorsunuz. Şu anda bu zamların temel sebebi böyle stokçular falan değil, kötü ekonomi yönetiyor. Bunu görmek lazım. Türkiye, özellikle ekonomisi Türkiye'de bu da bütçenin boşalmasından kaynaklı olarak bütün sektörlere zam olarak yansıyor. Çünkü Türkiye'nin gelirleri karşılamadığı için mecbur garibana fatura çıkıyor. Doğru. Biz onun için tabii birazcık daha yüklenmiş etkili olması gerektiğini, tasarrufa gitmesi gerektiğini, vatandaşın bir yükü biraz hakletmesi gerektiğini söylüyoruz. Sizin bir sesiniz olacak, bu mağduriyetinizi anlatacağız. İnşallah birileri duyar. Ama duymadılarsa da siz de bu zam düzenini değiştirin. Biraz da sistemden kaynaklı. Bu başkanlık düzenli, biz müşteriye fiyat verdiğimiz zaman müşteri bazlı güzel gelmiyor. Şey olarak, müşteri bazlı dedi, ülkenin sisteminden kaynaklı bir sorun var. Bir sistemsel bir sorun var, denetimi olmayan, hukuk olmayan bir sistem işte bu hale geliyor. Onu işte serbest piyasaya bir düzenleme kanunu gelmesi lazım. Evet, tabii canım. Şimdi herkes kendine göre bir yerden bir şey yaparsa eskisi gibi işte %200, %500 zam yaparsa esnaf... bu ülke gitgide geriye gider, ilerleme olmaz. Az gün geçtikçe eriyoruz. Şimdi tekrar...
Şu anda gelmiş hepsi bir olmuş. Ama niye erteledin o zaman? Erteleme. Ben o zaman 4000 öderdim. Şu anda 12.000'leri ben nereden getireceğim? Ki iş yok. Bak biliyorsun ben. Hiç mi iş yok? Yani şu anda 1800 lira verdim kapıyı, 600 lira veriyorum ki bina ki ben kredimi çıkartmak için. Yazıktı mı? O zaman bu kredilerin geri çağrılması kötü oldu. Esnaf olarak bunlar berbat oldu. Benim düzenleme istiyorsunuz. Yani ya şimdi ben 12.000 lirayı tek seferde ödeyemem. Mümkün değil. Ne yapıyorum? Elimdeki malı ucuza veriyorum ki, maliyetin altında veriyorum ki ben ama o da sana çıkartayım. Ekstra bir yük getirir. Ekstra bir yüktür tabii. Ben 4.000 lira ödeyeceğim yerde şu anda 12.000 lira olmuş. Berbat. O zaman dedik bu esnafın bu borçlarını faizsiz erteleyin. Onlar faizli ertelediler. Şimdi gün geldi çarptı. Ama gün geldi çarptı da yani şimdi ertelendi de. Tamam o zaman ertelediniz. Işte, ertelediniz o zaman yine 4-4 yapın. Hani yine aynı taksitleri biz yine 4.000 lira 4.000 lira ödeyelim. Yok. Hepsini birden ödeyeceksiniz. Doğru. Yani vallahi çok zor durumdayız. Durum evet ben sizin zorunuzu. Gerçekten şu anda zorunuzu sizinle dinlemeye geldik. Bunun sesini soracağız inşallah. İnşallah. İktidar uyaracağız teşkil için, çözüm için. Sizlerle beraber mücadeleceğiz. Biz parti olarak arkadaşlarımızla beraber yanınızda biz başlıyor için sesiniz olacağız. Bu sefer yok diyor zaten. Ürün zamlandı. Başka bir fiyat verir. Adam diyor ki bizim kandırıyoruz falan diyor. O da haklı. Her hafta zamlandı. Ne kadar şey sözü. Bir ara şey vardı. O Kemal Sunal böyle şey yapıyor, simitçi siyor, zamın peşin falan veriyor. Şu anda durumlar öyle. Artık zamla fiyatla vermeye çalışıyoruz. Onu da tutturamazsınız. O da tutmuyor. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Zor zamanda yanınızdayız. İnşallah. Sesiniz olacağız. Bu zam düzeninin son bulması için elimizden geleni yapacağız. Mücadele edeceğiz. İnşallah. İnşallah toparlanır. İnşallah. Toparlanmazsa da sandıkta siz toparlayacaksınız. Bu işler başlayacak. Bu işler böyle olacak zaten. Sistem sorun yani. Sandıkı bırakıyoruz. Başka çare yok. Zaten şöyle olacak. Ya bir standart bir düzey olsa yani. Ya ben demeyeyim hani 500 ya 1000 olsa da orada dursun yani. Serbest piyasa olması falan. Piyasa olur serbest piyasa. Herkes bir fiyat öyle kafasın. Ya o şeyden kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar ülke iyi yönetilmediği için. Şimdi çünkü senin ülke yok ki. Devlet yok. Ülke onu çarpmamışsa. Vallahi ülke başka söze gerek yok. Çünkü bu düzen, bu sistem, bu zam düzeni ülkeyi mahvetti yani. Herkes mağdur ha, sadece siz değil, herkes. Herkes dediğim gibi biz tek değiliz yani. Koskocaman sahnenin içinde bahsediyorsa diyor ben bu sezonda kimse kullanmıyor tamam mı? Şimdi dediğim gibi hiçbir ses yok. Bu neyden kaynaklanıyor kadın? Abi bu neyden kaynaklanıyor? Yani fiyat artışları zaten göz önünde. Yani göz önünde olduğu için bütün temel yok ya piyasada yani burada tek değil hiçbir yerde yok. Bu insanın böyle devam ederse başını gidiyor. Doğru. Geçen yıl şu paketi kaç lira alıyordunuz? Bu yıl kaç para alıyordunuz? Geçen yıl değil. Geçen yıl ben geçtim. Bundan ortalama mesela sana söyleyeyim. Şu malzeme gördüğüm malzeme yani 160 milyon malzeme tam şu an bu malzeme 300 milyon. Paketin içinde kaç tane var? 5-6 satmasa oturduğun yerde daha iyi oluyor yani. Koyamazsın. Satsaydın zaten sattığımız malzemeleri bir daha alamadık. Bir daha alamadık. Hani 2 katına 100 katına. Doğru. Ya. Allah yardımcınız olsun. Bugün ilçe başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla birlikte 2 haftamızın can damarı olan Marangozlar sitesindeyiz. Başkanımızla birlikte, site başkanımızla birlikte bütün esnaflarımızı gezdik ve buranın nabzını tuttuk. Gerçekten hangi dükkana girsek, hangi esnafımızla konuşsak dert dinledik ve ciddi bir sitem gördük. Bütün esnaflarımız özellikle fiyatların hızla yükselmesinden, her gün zam gelmesinden şikayetçiler. Şu anda yine bir marangoz atölyesindeyiz. Arkamızda MDF ve diğer malzemeler var. Ustam söyledi, bu malzemeler geçen yıl 200-250 civarındayken bu yıl 400-450-480'e kadar yükselmiş durumda. Tabii fiyatların hızla yükselmesi, her gün zam gelmesi vatandaşlarımızı da ciddi anlamda sıkıntıya sokmuş ve buradaki esnaflarımız da. Esnaf diyor ki biz artık vatandaşa fiyat veremiyoruz, utanıyoruz diyoruz. Diyorlar çünkü vatandaşın bu zamları kendini esnaftan bildiğini düşünüyorlar ve bu da bunları da esnaflarımız hem kendi müşterilerine karşı mahcup ediyor hem de iş yapamamaktan dolayı ekonomik olarak ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Tabii burada en büyük sorunlardan bir tanesi de yüksek bahtlı primleri. Girdiğimiz
bütün esnaflara ilk sorduğumuzda bak bu primini ödemiyorum diyorlardı. 10 yıl